Ali Kara Hasanoğlu, teröristin, yağmacının, uyuşturucu kaçakçısının avukatı Akite hain demiş. CHP Mersin milletvekiliymiş. Aynı zamanda parti meclis üyesiymiş. Adı Ali Mahir'miş. Soyadı da Başarır. Soyadı Başarır olduğu için nerede kul hakkı yiyen, nerede rüşvet veren, nerede sahte belge düzenleyen, nerede dolandırıcılık yapan, nerede uyuşturucu ticareti yapan varsa daha gerisini saymayayım. Ama bilin ki bu saydıklarımın hepsi delillidir. Hepsi Anadolu Adliyesi henüz kurulmadan önceki dönemde Kartal 1. ve 2. Ağır Cezalarda, Üsküdar Ağır Cezalarda, İstanbul Ağır Cezalarda bu Başarır avukatımızın sanık avukatı olarak girdiği dosyalardır. Hakimin önüne geçip her defasında "Müvekkilim dolandırıcı değildir. Sadece işleri ters gitmiştir. Aslında müvekkilim dolandırıcılık konusu olduğu ileri sürülen parayı da iade etmiştir. Müvekkilim kötü niyetle sahte belge düzenlememiştir. Uyuşturucuyu ticaret amacıyla değil, kullanmak için bulundurmaktaydı. Yağma suçunun unsurları oluşmamıştır. Çünkü silahlı tehdit söz konusu değildir. Müştekiler yanlış anlamışlardır." Ve daha nice savunmalarla. Uyuşturucu kaçakçılarını, yağmacıları, katilleri, dolandırıcıları, sahte evrak düzenleyicilerini ve daha aklınıza ne kadar adi suç gelirse, hemen hepsinin sanıklarının avukatlığını yapan Ali Mahir Başarır. Başarmak üzere bir işe daha koyulmuş. Safımız belli olsun demiş. Safımızı belli etmek için sadece uyuşturucu ticareti yapanları savunmakla görevimiz bitmez. Akit gibi uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele eden, yağmacılarla mücadele eden, dolandırıcılarla mücadele eden medya organlarını da susturmak gerekir diye düşünmüş olmalı ki Akit TV'deki KJ hatasını diline dolandırıp koşa koşa şikayet dilekçesini hazırlamış. Akit TV yöneticilerinin kim olduğunun tespit edilmesi ve Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret, sövme suçundan haklarında dava açılmasını istemiş. Hani diyebilirsiniz ki şikayet dilekçesi vermek herkesin hakkıdır. Vatandaşın da hakkıdır, avukatın da hakkıdır, milletvekilinin de hakkıdır. Eyvallah. Peki şuna ne diyeceksiniz? Söz konusu yayın bir hata değil, hainliktir. Hadi oradan uyuşturucu kaçakçılarının avukatı, dolandırıcıların avukatı, sahtekarların avukatı. Hainlikmiş. Sende bir gram dürüstlük olsa, CNN'inden Sözcüsü'ne kadar, Hürriyet'inden Milliyet'ine kadar onlarca medya organının onlarca defa aynı maddi hatayı yaptığını ama senin o medya organları hakkında bir defacık bile olsun bu hainliktir diyerek suç duyurusunda bulunmadığını hatırlatsam ne dersin acaba? Bırakın hainliktir diyerek suç duyurusu yapmasını, araştırılsın maddi hata mıdır, kasten mi yapılmıştır diye o medya organlarından bir tanesi için dahi suç duyurusu yapmamış olan bir milletvekili. Akit için suç duyurusu yapıp bir de üstelik haddini aşacak şekilde hain yaftası yapıştırmaya kalkışıyorsa, vekalet koyduğu dosyaların hepsini önüne dizer, bak bakalım hainlik yapan kimmiş diye sorarım kendisine. Biliyorum klasik savunmayla karşıma çıkacak Ali Mahir Bey. Ben suçun değil suçlunun avukatlığını yaptım. Suçu savunmadım, suçluyu savundum. Yerseniz. Yerseniz derken gerekçesiz de konuyu geçiştirmeyelim. Bir avukat kendisine gelen dosyaların yarısında dolandırıcıların, yarısında da dolandırıcılık mağdurlarının avukatlığını yapar. Sahtekarların avukatlığını yaptığı kadar sahtekarlık mağdurlarının da avukatlığını yapar. Hayatında bir defalık ceza davasına muhatap olmuş bir kişinin avukatlığını yapar. Derim ki düşmez kalkmaz bir Allah. Adamın başına haksız bir suçlama gelmiştir veya bir hata yapmıştır. Avukatsız mı kalsın? Ama dolandırıcılığı profesyonel meslek haline getirenlerin avukatlığını yapıyorsanız, birden fazla dosyası olan uyuşturucu tacirlerinin avukatlığını yapıyorsanız, bir noktadan sonra bu iş sen yap ben seni kurtarırıma döner. Ali Mahir Bey soyadındaki Başarır'ı ekleyip başarma konusunda mahir midir bilemem. Ama avukat arkadaşlarım Kartal Adliyesi'nden Üsküdar Adliyesi'nden kendisini yağmacıların, uyuşturucu kaçakçılarının, dolandırıcıların avukatı olarak tanıdıklarını belirttiler. Bir itirazı olursa ilgili adliyelerin mahzenlerinden dosyalar çıkartılır, Ali Bey'in mahirliğinin sadece adında mı yoksa hayatında da mı öğreniriz. Ama bir sorun daha var.
Akit'e Kemalizm istismarı yaparak saldıran, hain diyen, daha başka suç niteliğinde isnatlarda bulunan Ali Mahir Bey'in, ben profesyonel avukat olarak o dosyalarda vekalet görevi ifa etmiştim diyemeyeceği avukatlıkları da var. Mesela DHKPC sanığı Ebru Timtik. Ne demiş Ebru Timtik'le ilgili CHP milletvekili? İfade aynen şöyle. Aydınların gazetecilerin cezaevinde tutulduğu, tecavüzcülerin salıverildiği ülkemizde adil yargılanma talebiyle adalet mücadelesi veren hukukçu Ebru Timtik yaşamını yitirdi. Şimdi dürüst olanlar çıksın karşımıza. Eğer bir tane tecavüzcünün salıverildiğini gösterebilirseniz ben kalemi kırayım. Gösteremezseniz siz milletvekilliğinden istifa edecek misiniz? Ama sakın bana Musa Orhan tahliye oldu demeyin. Musa Orhan bir TSK mensubuna yakışmayacak ama tam da CHP'lilerin bol bol savunmasını yaptığı alkol almada sorun görmeme sebebiyle bana fersah fersah mesafede bir adam. Ama tecavüzden mahkum olmadı. Onun için de onun tahliyesini tecavüzcüler salıveriliyor diye gösteremezsiniz. Ha olsun hakkında iddianame var diyorsanız, Ebru Timtik hakkında sadece iddianame değil, Ağır Ceza Mahkemesi kararı da var. İstinaf kararı da var, bir Yargıtay kararı eksik. Ebru Timtik için de niye teröristler demiyorsunuz? Dürüstseniz söyleyin. Ama dürüstlük sizde ne arar? Siz Mahir ve Başarır isim ve soyadlarıyla işi kotarmaya çalışıyorsunuz. Ali Karahasanoğlu.